Ajans bugün ekonomi gündemiyle devam ediyor. Takvim gazetesi ekonomi müdürü Faruk Erdem hafta içi her gün olduğu gibi bugün de yine bizlerle hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Hafta aslında hareketli başladı. Doğru. Kabine toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında dün toplandı ve önemli kararlar Çok alındı. Önemli Maalesef kararlar risk haritası... Kıp kırmızı durumunda evet. ve e, yeni tedbirler alınması gerekiyordu. E, o tedbirleri aslında biz yayın süreci, süresimizce verdik. E, ama sizinle konuşmak istediğimiz asıl nokta kafe ve e, restoran çalışanlarına verilen bir müjde destek, vardı aslında. Evet. Bu süreçte bir destek vardı. Doğru. O nedir üzerine konuş. Şimdi tabii bu kırmızı harita meselesi. E, Göz göre göre geldi Belliydi evet. zaten hep konuşuyorduk yani biz kişisel tedbirlerimizi almadığımız sürece bu maliyet hepimizi bulacak. Hı hı. Şimdi Ramazan ayı ile ilgili tedbirlerin bu kabinede alınmayabileceği de konuşuluyordu yani önümüzde birkaç bir hafta daha var en azından hı hı. orada alınabilirdi ama erkenden alındı Ramazan ayında kafe ve restoranlar kapalı olacaklar ve paket servisine devam edecekler. Zaten akşam yediden sonra normalde de kapalı oldukları için iftar ve sahur programları olmayacak. Zaten gecede Biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı var. Ama hı hı. E, bu kafe ve restoranların Ramazan ayı boyunca ki Nisan Mayıs 2 ay boyunca e, kapalı olması paket servisine devam etmeleri onlarda bir maliyete yol açacaktı. Onunla ilgili de bir müjde verdi sizin söylediğiniz gibi Sayın cumhurbaşkanı Biliyorsunuz şimdi 31 Mart'ta hem de onda hatırlatmış olalım kısa çalışma ödeneği bitiyor. Hı hı. Kısa çalışma ödeneği bittikten sonra normal çalışmaya geçecek e, çalışanlar ama e, 17 Mayıs'a kadar da fesih yasağı devam ettiği için ücretsizliğine ayrılabilecekler. Ama normal çalışmaya geçen işletmelere normalleşme desteği veriliyor. Burada anlatmıştım hatırlarsanız. Yani primlerini devlet karşılayacak bunların Haziran'a kadar veya kısa çalışma ödeneği aldıkları süre kadar. Bu da aşağı yukarı 1341 lira civarında bir para yapıyor ki her işçi için prim desteği olarak devlet mahsuplaşacak işletmenin ödeyeceği paradan. Bu normalleşme desteğinden yararlanamayacak olan kafe ve restoranlar hı hı. ve paket servisine dönecek kafe restoranların prim desteği başlayacak. Yani kısa çalışma ödeneğinden dönmese de normalleşme desteğinden bir kere yararlanacaklar. Ayrıca her bir işçi için de 1500 liralık bir nakdi destek müjdesi verdi Sayın Başkan. Şimdi bunun detayları önümüzdeki günlerde ortaya çıkar. Nasıl başvurulacağı, e, nereye başvurulacağı ve e, kapsamı tabii belli olacak. Ama iki türlü destek e, Nisan ve Mayıs aylarında kafe ve restoranlara yapılacak. Birisi prim desteği, söylediğim gibi 1340 liralık bir destek, onlarda yaralanacaklar. İkincisi de işçi başına 1500 liralık Nakdi bir e, maaş gibi bir destek olacak. Öyle gözüküyor. Çok önemli bir ayrıntıydı. Evet. E, yani yani zora düşecekler. Çok konuşuruz yüksek evet, ihtimalle tabii. detaylandığı zaman. Şimdi bu çok merak ediyor. Hı -hı. Nasıl başlıyor? Muhtemelen tabii, bu. herkes merak etmeye evet, başladı. Nasıl olacak? Şimdi E-Devlet'ten muhtemelen başvurular Hı -hı. yapılacak. E, Bunun da... E, e, yani işlemlerini de hı. Çalışma Bakanlığı yürütecektir. Ama detaylar geldikçe konuşuruz. Konuşuruz. O zaman evet. ilk balkomuzla hemen başlayalım. Buyurun. Merkezden piyasaya güvence balkomuzla hemen biraz... Hemen hızlıca bakalım. Var, Dün aktaralım. biraz evet. konuştuk aslında Sayın Başkan'ın açıklamalarını. Birkaç başlığı da çıkarttık. Bugün aslında Merkez Bankası'nın saat 14 gibi genel kurulu yapılacak. Hı hı. Bir başkan yardımcılığı değişikliği de oldu biliyorsunuz. Yeni bir başkan yardımcısı da atandı. Bu genel kurulda yeni başkanın konuşma yapması da bekleniyor. Oradan gelecek mesajlar da önemli Hı. ama hafta sonu için mesajlar vermişti. Şöyle hızlıca bir bakalım Geçelim. önemli bir konuya geçeceğim. Hemen faiz indirileceği ön yargısı doğru değil. Zaten o da bekleniyor. Nisan toplantısı zamanında yapılacak ve dün de söyledim bir faiz bekleniyor indirimi yapılmasını ben de beklemiyorum çünkü önden yüklemeli zaten 200 bas puan bir Sayın faiz yapılmış. Sayın Kavcıoğlu da zaten bunu yapılmış. ifade etti. Evet. Evet. Merkez Bankası para politikası araçlarını ekonomik gelişmelere göre kullanacak. Elinde araçlar var ve bunları kullanacak. Merkez Bankası dalgalı kur rejimine bağlı kalacak. Yani bu dövizle ilgili söylentilere karşı da bu e, açıklama yapıldı. Yeni dönemde de kararlar enflasyondaki düşüşün kalıcı sağlayacak şekilde alınacak. Yani oradaki bir politika değişikliği yok onu bir kez daha söylemiş oldu. Orta vadeli %5 enflasyon hedefine sıkı sıkı bağlıyız diyor ki hükümetinde böyle bir hedef var. Nisan toplantısında enflasyon gelişmelerini ve mevcut tüm verileri değerlendirerek kararlarımızı alacağız. Yani Merkez Bankası normal yapması gereken şeyleri yapacak diyor Sayın Başkan dün de söylemiştik. Zaten. Evet, devam evet. edelim hemen bir diğer önemli konuyla. Kişisel evet. veriler koruma altında gündemimizi aslında çokça meşgul ediyor. Sizden ayrıntıları dinleyeceğiz Doğru. şimdi. Bu mevzu aslında hafta sonu gündeme geldi evet. biliyorsunuz. Bir internet sitesi, alışveriş sitesinin 20 21 milyon 500 binin de üzerinde üyesinin bilgilerinin hacklendiği hı hı. haberi geldi. Kişisel Verileri Koruma Kurulu devreye girdi ve bir inceleme başlattı. Ben de dün birçok hukukçuyla bu konuyu konuştum aslında. Ne yapabiliriz? Yani netice itibariyle bir sürü e ticaret sitesinde biz verileri veriyoruz, kredi kartı bilgilerimizi veriyoruz, adreslerimizi, telefonlarımızı, her türlü bilgimizi oraya veriyoruz ve onlara emanet ediyoruz. Hı hı. Peki böyle bir durum olduğunda ne yapabiliriz diye konuştum. Şimdi e, sorumluluk kimde? Önce onu sordum. E, kişisel verileri koruma kanunumuz var bizim. Ona göre sitelerdeki bilgilerimizin korunması sorumluluğu o işletmeye ait. Bir kere onlar korumak zorundalar. Bununla ilgili. Teknik ve idari tedbirleri almak zorundalar. Almazlarsa sorumlu oluyorlar. Bir ihlal olduğunda hem kişisel verileri koruma kurulunu hem kullanıcıyı bilgilendirmek zorundalar. Yine o kanun gereği. Zaten bu işletme de onu yaptı. Yani hacklendik dedi. İşte 20 milyondan fazla, 21 milyon 540 bin civarında bir üyesi var. Bunlarla ilgili bilgiyi hem kullanıcılarına verdi, hem de kişisel verileri koruma kuruluna. Bildirdik. Kişisel Verileri Koruma Kurulu bu bildirimin üzerine de bir inceleme başlattı. Devam edelim. İhmal yaşadık. O zaman evet. ne olacak? İhmal olduğu zaten gerçekleşti Hı. şu anda. E, neredeyse Türkiye'nin yarısı da üye oraya. Evet. Bilgilere bir saldırı olması durumda sorumluluk araştırılıyor. Şimdi Kişisel Verileri Koruma Kurulu bunu inceliyor. Yani e, burada bir ihmal var mı? E, tedbir alınmamış mı? Onun neticesi ortaya çıkacak. İhmal olduğunda bu kurul devreye girerek karar veriyor bir kere. Ee, yani kimin sorumlu olduğunu kurul karar veriyor. Hı hı. İlgili işletmeye ağır ceza kesiliyor, kesiliyor ki bu ceza 2 milyon liraya kadar çıkıyor. Ee, şimdi devam edelim. Vatandaş Peki sonra ne olacak? Hani O işletmeye ceza kestiniz, o işletmeyi kapattınız ama benim e, haklarım, haklarım ne olacak, olacak. E, diyebilirsiniz. İhmal sonucunda zarar görülürse dava açılabilir. Şimdi burada bir zararının söz konusu olması lazım. Yani sizin bilgileriniz ki bu söz konusu işletme kredi kartı bilgilerinin başka bir kasada diyelim öyle tarif edelim orada saklandığını dolayısıyla ona ulaşılamayacağını söyledi. Ama burada adres bilgilerimiz ev ve iş yeri adresleri, e-mail adreslerimiz, şifrelerimiz ve hatta bizim yeme içme alışkanlıklarımız da birilerinin eline geçmiş oldu. Şimdi burada kullanıcılar kredi şey kişisel verileri koruma kuruluna Bireysel başvuru yapabilirler bu noktada. Ayrıca firmadan verilen kullanılması ile ilgili bilgi isteyebilir, silinmesini talep edebilirler ve kişisel zarar görmüşlerse dediğim gibi dava açabilirler. Burada bizim yaptığımız hatalardan birisi şu, e, bunu da mecburen yapıyor insanlar. O kadar çok internet sitesine üye oluyoruz ki hemen hepsinde aynı e-mail adresini ve şifreyi kullanıyoruz. Evet. Aynı şifreyi kullanıyoruz. Yani kolay olsun diye kolay herkes olsun bunu diye, tercih ediyor. E, şimdi 20 tane şifreyi de ezberleyemeyeceğine göre e, tabii bu tür bir e, ihlalde, bu tür bir bilgileri ele geçiren insanlar sizin başka yerlerdeki şifrelerinizde kullanabilirler. Evet. Şimdi ne yapmak lazım? Hemen hızlıca Tedbirlere bir kere şifreleri bakalım. değiştireceksiniz. Hı hı. Aynı mail ve şifrelerle farklı sitelerde hesap açmamaya çalışalım. Yani ne yapalım? 10 tane şifreyi ezberleyelim. Yani ne alalım, Notunuzu alalım bir şey. Alalım yok. Bir şey. <laughs> Kişisel verilerinizle ilgili firmadan mutlaka bilgi alın. Bu bu sizin zaten kanun gereği hakkınız bilgi almanız gerekiyor. Kredi kartı bilgilerinizi verirken Dikkat edin hep bunu söylüyorum zaten ve mut, bu tür sitelerde mutlaka sanal kart kullanın. Sanal kart oluşturmak çok kolay. Ee, hı hı. Çalıştığınız bankanın internet sitesine giriyorsunuz, sanal kartınızı oluşturuyorsunuz. Alışveriş yaparken atıyorum 200 liralık Biz bir... Biz öbür balkomuzu alalım arkadaşlar, Faruk evet. Bey sözünü bitirsin devam edelim. 200 liralık mi? bir alışveriş yapacaksanız 200 lira limit açıyorsunuz, yaptıktan sonra limiti tekrar hı hı. sıfırlıyorsunuz. Dolayısıyla... Evet. E, Sanal kart kullanmak çok kolay. Bu da... Bu konuda önemli. Bu da çok önemli. Çok kısa vaktimiz Hemen var. Hızlıca Hemen anlatayım. hızlıca anlatayım. E-ticaret sitesi kurmak isteyen e, çok insan var ve 40 evet. bin tane yeni e-ticaret sitesi de kurulmuş. Pandemi döneminde. Peki neye dikkat edelim? Cep telefonlarına gönderilen sürekli mesajlar bıktırıyor insanları. Bir bıkmış vaziyetteyiz hı hı. yani kuracaklar dikkat. Kullanıcıdan uzun bilgiler isteniyorsa sıkıcı oluyor. O siteden hemen uzaklaşıyorsunuz yani üye olurken. Hı hı. Ürünle ilgili bilgiler çok uzun olmamalı. Özet bilgi olmalı. Her yerden çıkan kutucuklar kullanıcıyı yoruyor. Mümkün olduğunca... Kolay ulaşım. Temiz olacak sayfa. Evet, evet, evet. temiz olacak. Ürün fotoğrafları büyük ve ayrıntılı olmalı. İnsan e, dokunmadan almayan bir milleti zaten ürünün de fotoğrafını Görmeden iyi Görmeden de almayalım isterse. diyoruz. Satın alan ürünle ilgili çok fazla reklamda yollamayın diyor. Hı -hı. uzmanlar. Sepete atılan ürünün anında görülmesi gerekiyor. Yani sepete attığınız zaman o ürün orada Hı -hı. olmalı. Hı -hı. İade rahatlığı mutlaka bulunmalı ki bence çok önemli. Müşteri hizmetlerine kolay ulaşılmalı. Evet. Zaten şu ikisi insanları bezdiriyor. Bu ikisi. Önce bu ikisini kurmalı zaten. Bunlara İticaret çok dikkat, dikkat etmemiz gerekiyor. Evet. Çok teşekkür ben ediyoruz. Teşekkür Ayrıntılarıyla aktardık merak edilenleri. Yarınki görüşmek, görüşmek üzere. Ajans bugün saat başında yeni gelişmelerle sizlerle. Ayrılmayın.